su alanlar vardı. Onlar da onlar kendi akrabası, kendimiz olan su hakkımızı, bir elektrik hakkımızı bize kullandırmıyorlar. Ya suyu bak şu kisteyi takıyorum. Ben bunu Cimer'e yolladım bak. Kisteyi takıyoruz böyle. Bu kiste bu şekil soğutuyor. Normalde doldurmuş yenge. Bu şekil suyumuzu soğutuyor. Yani aldığımız yoğurdu, peyniri hep buraya koyuyoruz. Bu suyumuzu burada, içtiğimiz suyu burada soğutuyoruz. Aynen. Böyle yapıyorlar suyu, su soğuk, su biraz soğuk. Orada soğudu böyle içiyorlar. Yani ayranları falan bu. O da kışın yetmiyor zaten. Kışın çalışmıyor ki kışın. Kış olduğu zaman. Ben geldim röportajı duruyor. Ya dedi ki bana söz ver. La kardeşim seni kandırıyorum. Yani akü. Mutfağına oraya bağladım iki yere. Yosun kaldırmıyor. Kaldırmıyor değil mi? Buzdolabını da çalıştırmıyor. Yok. Buzdolabını da çalıştırmıyor. Buzdolabı yok. Buzdolabının sadece buzluğunu açma şansın var mı? Hiç yok. Çek. Boş. Normalde yok. Bu buzdolabının içi dolu olması lazım. Boş. Yapamıyorsun. Yani ayran olması lazım, süt olması lazım, sebzesi olması lazım. 2017'den bu tarafa bu yazıda tek başıma kaldım. Mücadele verdim. Ruhsat aldım. Oturma ruhsatı, abone, hepsini yaptırdım halde. Şu anda 6 hane olduk. Halen ne elektrik ne su. Yani bu devirde yazan bölgesinde bu şekil. Arkadaşlar da gördüler. Yukarı boyacadan arabamına içme suyu çekiyorum. Bir tas ayran içemiyorsun. Bir et alamıyorsun. Bir sebze alamıyorsun. Her şey bozuluyor. Ne suyumuz var, ne elektriğimiz, ne de yolumuz. Kışın burada mağdur kaldık. Bir hafta çıkamadık. Yayan gittim, su getirdim, taşıdım. Su için yukarı boyaca 3 kilometre yol gidiyorum. Orada bidonlarına getiriyoruz, içiyoruz. Hatta komşumuz varelle, bu kuru çay suyuna getiriyor. Tankerine su içiyorlar. Tankerde, o çocuklar tankerde su içiyorlar. Elektrik yok, su yok. Elektrik içinde sadece lambalar yakmak için güneş paneli. Televizyon, buzdolabı, böyle cihazlar çalışmaz zaten. Şarjımızı götürüp başka köylerde yazanı tanıdık akrabalarda dolduruyoruz. Yani başka çare, burada çare yok. Yani mümkün değil. Adamlar yok diyor. Kaç tane var? Kaç kişi yaşıyor? 6 tane. Kaç kişi yaşıyor burada? 6 tane. Şöyle 30 hani 30 kişi falan var. Bir de artı gelenler ayrı yani. Arazisine gelenler ayrı. 2017'den bu tarafa başvuruyorum. Adamlar diyor ki pahalıya mal oluyor. 3 kilometre yol, boğumuz yok, para yok, biz suyu çekemeyiz diyorlar. Ama tek kişiye 2 kilometre yolda su geliyor. 2021'de ev yapıldı. Tabii akraba olduğundan dolayı gece 2 kilometre yolda su getirildi, 900 metrede elektrik getirildi. Asfaltta bir tek eve kapısına kadar geldi. Şurada komşumuz var, 7 tane çocuk okula gidemiyor. Neden? Yoldan elektrik yüzünden. Adamlar gece mum ışığında oturuyorlar. Ben 7 Şubat'ta bu mahalleyi bir ziyarete gelmiştim. İnanın mahallenin belli noktalarından aracımla çıkıp ulaşamadım. Zar zor insanlara ulaştım. Gördüğüm manzara insan işler acısıydı. Yani insan olan insanım diyen insanın vicdanı sızdılar. İlkel hayat yaşıyorlardı. Özellikle de o çocukların durumunu gördüm. Öğrenciler ne okula gidebiliyorlar. Ne suları var. Bu mevsimde iyi kötü bu Boztepe Barajı'ndan gelen şebeke, sulama suyunu şebeke olarak kullanıyorlar. Ama kışın, özellikle de kış mevsimi tamamen insan haklarına aykırı bir durum. Yaşam hakkı olan su, elektrik, ulaşım en doğal hakkı olan anayasanın eşitlik ilkesine
aykırı bir şekilde bu insanlara verilmiyor, bu insanlar cezalandırılıyor. Yetkililerden bu insanlar için biz adalet talep ediyoruz. Ülkemizde kaybolan adaleti biz burada da arıyoruz, burada. Bu insanlar bu ülkenin vatandaşları. Gelsinler, bu insanların yaşadığı ortamda bir gün kalsınlar yetkililer, belediye başkanı, maske müdürü, elektrik kurumunun başındaki insan. Siz ne için varsınız? Hani Türkiye güçlü bir ülkeydi? O çocukların vebali sizin boynunuzdadır. O çocuklar ilkel yaşam sürüyorlar. O kadınların elleri sizin yakanızdadır. Çamaşır makinesi çalıştıramıyor, bulaşık makinesi çalıştıramıyor, ütü yapamıyor. İnsanları tehdit ederek, insanlara boş vaatler vererek uyutmasınlar. Yeter.